Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Panda Gamepad Pro, Panda Mouse Pro uygulamalarını nasıl aktive edebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bunun için 3 tane yöntem bulunmakta. Birincisi bilgisayardan aktivasyon, ikincisi root erişimi ile aktivasyon ve üçüncüsü Panda firmasının kendi sunmuş olduğu USB bellekleriyle aktive etmek. Yani Panda USB bellek ile aktive etmek. Maalesef üçüncü yöntem yani Panda USB belleği ülkemizde satılmıyor. Yurt dışından almanız gerekli. Bu da sizi biraz zorlayabilir. Yani satılıyor tabii ki de. Ben tabii ki de videonun altında linkini vereceğim. Panda USB belleği. Ama yurt dışından almanız gerekli. Maalesef ülkemizde satış yok. İkinci yöntem ise road erişimi. Road erişimi yöntemi yani Bazılarımız ikinci el cihaz kullanmakta. Bazılarımız sıfırıncı el cihaz kullanmakta. Bu yüzden sıfırıncı el yani yeni cihaz garantisi devam eden cihaz kullananlar için bu gerçekten sıkıntı olur. Garanti kesinlikle rot erişimi, rot işlemi yapmak garantiyi bozar. Cihazı garanti dışı bırakır ve cihaza pek çok zararlar verebilir. Yani rot erişimi cihazınıza zarar verebilir. Bu yüzden bunu yapmanızı tavsiye pek etmiyorum. İkinci el cihazınız varsa yapabilirsiniz. Bizim buradaki konumuz bilgisayılı aktivasyon. Hemen geçelim. Önce de aşağıda vereceğim linkten Panda uygulamasını indirmez gerekli. Panda Mouse Pro. Uygulamamıza giriyoruz. Burada tabii ki de ikisinin de önlem işareti olacaktır. En başta yine önlem işareti var. Evet, aktivasyon. Arkadaşlar öncelikle bunun için benim videonun altına vereceğim linkten Panda'nın bilgisayar için olan Panda Panda aktivatör dosyasını indirmeniz gerekli. Panda aktivatör dosyasını indireceğiz. Şimdi size nasıl yapacağını göstereceğim. Öncelikle cihazımızdan geliştirici seçeneklerini aktive etmemiz gerekli. Bunun için arkadaşlar telefon hakkında giriyoruz. Yazılım bilgileri ve tabi ki de yapım numarasına Sürekli sürekli tıkladıktan sonra en az 8 kere falan yani 8 kere tıkladıktan sonra geliştirici seçenekleri açılacak. Geliştirici seçeneklerinden USB hata ayıklama özelliğini aktive ettikten sonra tamam işleme hazır. Evet ve buradan Chrome'a girmemiz lazım. Evet arkadaşlar karşımıza çıkan bu sayfada Panda Gamepad Pro ve Panda Mouse Pro uygulaması için Panda aktivasyon dosyasını indirmemiz gerekli. Windows bilgisayarımız için Panda aktivasyon dosyasını buradan indirebiliriz. Ve sayfayı lütfen Türkçe dil seçeneğiniz varsa Türkçe dil seçeneğiniz ile çevirin. Yani bilgisayar işte tarayıcınızda. Türkçe dil seçeneğine çevirmeniz gerekli. Çünkü maalesef sayfanın kendisi İngilizce. Evet arkadaşlar. Burada Türkçe'yi seçtikten sonra işlemimize başlayabiliriz. Buradan Panda aktivasyon dosyasını indirdikten sonra RAR dosyasını WinRAR ile bilgisayarımızda herhangi bir dosya konumuna dosya konumuna çıkartmamız gerekli. Çıkarttıktan sonra işlemimize başlayacağız. Arkadaşlar burada maalesef yanımda bilgisayarım olmadığı için yani bilgisayarım yok maalesef size sadece bu işlemin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Arkadaşlar Windows veya daha eski bir sürümü kullanıyorsanız belki önce ADB sürücüsünü yüklemelisiniz. Evet. İlk önce eğer telefonunuz yani bilgisayarınız telefonunuzu görmezse buradan sürücüleri yükleyebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız Windows de Macbook ise Macbook içinde aktivasyon dosyasını buradan indirmeniz mümkün. Ben sadece bu videoda sadece Windows için nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Ama emin olun işlem oldukça kolaydır. 2 dakikadan kısa bir sürede Panda uygulamasını Aktive edebilirsiniz. İşlem oldukça kolay ve kolay ve basit. Burada tüm talimatlar var. Bu talimatları takip ederek Panda Game, veya Panda Mouse aktive edebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim dosyamıza. Ben dosyayı zaten indirmiştim. Dosyayı dosyalamdan açmamız gerekli. Evet arkadaşlar, bir saniye. Winrar'dan. Evet. İndirmiş olduğumuz aktivasyon dosyasını bilgisayarımızda bir saniye. Evet. indirmiş olduğumuz aktivasyon dosyasını bu dosyayı Windows ile çıkartacağız. Şu klasör. Gamepad Pro Activity Tool. Bu klasörü çıkartıyoruz. RAR dosyasının içinden. tamamı tıklayalım. Evet, ve dosyamızı çıkarttık. Buradan hemen gelelim. Evet. Evet. Arkadaşlar klasör çıkarttıktan sonra klasörün içine gireceğiz. Ve listenin karşımızda yani listenin en başındaki bu dosyaya tıkladıktan sonra şu dosya tıkladıktan sonra cep telefonumuza bir, bir ekran belirmesi lazım. Karşımıza çıkan karşımıza çıkan ekranda tamam seçeneğini tıklayın. Karşımıza çıkan ekran USB hata ayıklama ekranı veya benzeri bir ekran çıkacak. Bu ekranda tamam seçeneğine tıklayın ve devam edin. Panda uygulaması kısa bir süre içerisinde aktif olacak. Eğer işlem olmazsa bir daha tekrarlayın. Arkadaşlar bu işlemin tek kötü tarafı yani aktive ettikten sonra eğer cep telefonunuzu yeniden başlatırsanız bir daha aktive etmeniz gerekli. Bir daha bilgisayardan USB'ye bağlayarak cep telefonunuzu Panda uygulaması bir daha aktive etmeniz gerekli. Bu yüzden lütfen telefonunuzu kapatmayın. Evet. Devonsu her yeniden başlattığınızda maalesef bu işlemi tekrarlamanız gerekli. İşlem bu kadar kolay. Panda uygulamasında need, need activation yani aktivasyon kısmı tick olacak. Tick olursa işlem tamam demek. Bu kadar kolay ve basit.